Muhammed bin Vasi Hazretleri bir gün Bilal bin Ebu Bürde Hazretlerinin yanına gitmiş. Demiş ki Bilal bin Ebu Mürde, bir şey sormak istiyorum sana. Buyur sor demiş. Kader hakkında ne düşünüyorsun? Günümüzde çokça sual edilenlerden bir tanesi değil mi? Bakın ne cevap vermiş Muhammed bin Vasi. Kardeşim, komşuların olan kabir ehlinin durumlarını aklına getir. Kabirdekilerin ne halde olduğunu düşünmek, buna kafa yormak, inan ki insanı kader hakkında soru sormaktan ve acaba şöyle mi, neden böyle demekten alıkoyar demiş. Bu kıssadan anlaşılacağı üzere değerli dinleyenlerim, insan gereksiz şeylerle uğraşmamalı ve lüzumsuz işlere vakit harcamamalı. Bugün de çok konuşulan, merak uyandıran bir mevzudur kader. Lakin Allahu Teala'nın ilm ezelisinde olacak her şeyi bilmesi demektir. Kaza ise o bildiği şeylerin vakti geldiği zaman olmasıdır. Bunu şöyle düşünelim. Trafik kazası diyoruz. Hemen yakından bir örnek verelim. O kazanın olacağı belli, ilmi ezelisinde takdir edilmiş, daha doğrusu her şeyi biliyor Rabbimiz. Kaza, o şeylerin vakti geldiği zaman olması, o trafik kazasının olması. Lakin burada Allah dostları bizleri uyarıyorlar. Falanca kimse şu işleri yapsın, bu işleri yapmasın diye buyurmuyor Mevlamız. Allahu Teala o kulunun neyi yapıp yapmayacağını daha dünyaya gelmeden, o kulu yaratmadan önce de biliyordu. Ehl-i sünnet olarak böyle inanırız. Bu kıssadan bir hisse daha var alacağımız. Kader çok önemlidir. İman esaslarından birisidir. İlk önce bir tekrar yapalım isterseniz. Müslüman olması için bir insanın ne demesi lazım ve neye inanması lazım? Ben Allah'a, Allah'ın meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, ister hayır olsun, ister şer olsun, kaderin Allah'tan olduğuna iman ederim. Öldükten sonra dirilmeye inanırım. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve yine şehadet ederim ki Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Rabbimizin kulu ve peygamberi. Zaten bu iman esaslarından diye geçiyor. Kader hakkında konuşmak doğru da değildir. Bir de hadis-i şerifle hissemizi almış olalım. Diğer kıssamıza geçelim. Şöyle buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kaderden söz açıldığı zaman dilinizi tutun, konuşmayın. Yıldızlardan bahsedildiği zaman yine dilinizi tutun. Ashabım zikredildiği zaman yine ileri geri konuşmak yerine dilinizi tutun, konuşmayın buyuruyor. Bizim de bildiğimiz şeylere uymamız gerekmektedir. Bize düşen yorum yapmak, acaba şöyle mi veya böyle değil mi'den ziyade, bize verilen emirleri yapabildiğimizce yerine getirmektir. Geçelim bir başka kıssaya. Hazreti Ömer radıyallahu anh'a bir kişi gelmiş yanına. Demiş ki, Allah'a yemin ederek söylüyorum ki, sen adaletle hükmetmiyorsun bize ve bol bol vermiyorsun. Kendisinin ne kadar adaletle timsal olduğu biliniyor. Bugün adaletle ilgili kim aklınıza geliyor desek, şüphesiz Hazreti Ömer radıyallahu anh gelecektir.
Lakin ihyada geçen bu kıssada bu kişinin sözü üzerine elbette Hazreti Ömer radıyallahu an kızıyor, öfkelendiği, yüzüne bakıldığı zaman belli olmuş o anda. Hemen bir tanesi gelmiş sahabelerden radıyallahu an sinirlendiğini görünce, "Ey," demiş, "müminlerin önderi, sen Allah'ın, sen af yolunu tut, iyiliği emret ve cahillerden yüz çevir diye buyurduğunu duymadın mı? Bu da cahillerdendir," deyince, "O da doğru söyledin," demiş. Her birimizin fıtratında bir şeylere karşı öfke var. Öfke kötü bir şey değil. Bugün dünya üzerinde yaşanan köşe kapma savaşları, bunca mazlumun feryadı elbette ki insanı öfkelendiriyor. Öfke, düzgün kullanıldığında olması gereken duygularımızdan. Tabii ki öfkenin sonrasında hasıl olacak bazı sıkıntılar da oluyor. O yüzden dikkat etmemiz lazım. Öfke bir ateş gibidir değerli dostlar. Eğer o anda söndürebilirseniz söner. Eğer bunu dindiremezseniz körüklemiş olursunuz ve sinir hastası olursunuz. İyiliğe iyilik ne derler? Her kişinin işidir ama kötülüğe iyilik er kişinin işidir. İmam-ı Azam rahmetullah bir başka ismiyle Ebu Hanife Hazretleri çok edepli bir insanmış. Birçok eserde bunu yakinen hissedebiliyoruz. Bir gün etrafındakilerden şöyle bir sual gelmiş. "Efendim," demişler, "bizler sizin hakkınızda bir hayli araştırma yaptık. Sorduk, soruşturduk. Çok edepli bir insansınız. Bu edebi nereden öğrendiniz?" Şöyle demiş, "Ben edepsizden bunu öğrendim. Onun yaptığını yapmadım. O ne yapıyorsa karşılığını yaptım." Güzel bir cevap değil mi? Yine bir kişi Hazreti Ebubekir Efendimize radıyallahu an olmaması gereken sözler söylemiş, ithamlarda bulunmuş, hakaret etmiş. Ebubekir radıyallahu an, "Allah'ın senden gizlediği kusurlarım söylediklerinden fazladır," demiş. "Yani sen bana üzerimde olmayan birçok şeyi anlatıyorsun beni küçük duruma düşürmen için ama ben kendi hatalarımı, kendi yanlışlarımı biliyorum. Senin anlattıklarından daha fazla benim kusurum, hatalarım var," demiş. Ne kadar karakterli bir insan olduğunu şu cümlesinden de öğrenebiliyoruz. Yine diğer kıssaya geçmek için bir hissemizi daha alalım. Bu sefer Selman-ı Farisi radıyallahu anh kimdir? Sahabe-i kiramdan. Adamın biri ona hakaret etmiş. Hiç bozulmamış. Sadece adama doğru dönmüş, ona hakaret eden kişiye şunları söylemiş. Selman-ı Farisi radıyallahu anh. "Eğer," demiş, "kıyamet günü terazide sevaplarım hafif gelirse, ben senin söylediğinden daha kötüyüm demektir. Ha yok, sevaplarım ağır gelirse de, senin bu söylediklerin zaten bana zarar vermez," demiş. Güzel cevap değil mi? Arkadaşlar, hasılı, nefsin kibirlenip insanı hoş olmayan sonuçlara götürmemesi, bu verdiğim örnekler ne oldu? En güzel anlatımı oldu bu mevzunun. Hayatta bu tarz durumlarla karşılaşanlar, o anda şu anlattığım birkaç zat-ı muhteremin hayatını nasıl cevap verdiler, onları örnek almalı ve Allahu Teala'nın ayeti kerimesini hatırlayıp sabırlı davranmalıyız. A'raf suresinde
199. ayette ne buyuruyor Mevlamız? Sen af yolunu tut, iyiliği emret ve cahillerden yüz çevir. Günümüzde de bunu yaşıyoruz. Hayatımızın birçok alanında iyiliğe davet etseniz de enayi, gerici, dik kafalı, değil mi? Çok konuşan, hatta yerine göre davranmayan, nerede ne yapacağını bilmeyen bir kişi olabiliyorsunuz. Güzel bir sözle bitirelim bu kıssamızı. Sen iyilik yap, denize at, balık bilmese de Halik bilir. Celle Celaluhu. Şimdi geçiyoruz dünya sevgisiyle alakalı bir kıssaya. Zeyd bin Erkam radıyallahu anh anlatıyor şimdi. Bir gün Hazreti Ebubekir'in yanındaydık radıyallahu anh. Bir ara kendisine içecek getirilmesini istedi. Etrafındakiler ona bal şerbeti yaptılar, getirdiler. Herkesin şaşkın bakışları arasında Ebubekir radıyallahu anh şerbeti ağzına yaklaştırdı, ağlamaya başladı. Hepimiz şaşırdık diyor. Bu sefer biz de onun halini her ne kadar anlayamasak da öyle içten ağlıyordu ki biz de ağlamaya başladık. Aramızdaki herkes ağlıyordu. Kısa bir zaman sonra bizler sustuk ama o susmadı, ağlamaya devam etti. Aradan biraz zaman geçti, hiçbir şey daha konuşmadan bardağı biraz daha ağzına yaklaştırdı, yine ağlamaya başladı artık. Niçin ağladığını belki de soramayacağız zannettik. Utancımızdan, vardır bir hikmeti diye. Gözlerini sildi, biraz kendine geldi. Ancak o zaman cesaret aldık. Dedik ki, ey Allah'ın Resulü'nün halifesi, ne olur söyle, seni ağlatan neydi? Dedi ki Ebu Bekir radıyallahu anh, kardeşlerim, günün birinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraberdim. Bir ara yanında hiç kimseyi göremediğim halde Efendimizin bir şeyleri kendisinden uzaklaştırmaya çalıştığını gördüm. Merak ettim, ey Allah'ın Resulü, kendinizden uzaklaştırmaya çalıştığınız şey nedir? Şöyle buyurdu. Bu dünyadır. Bana göründü. Kendisine benden uzaklaş dedim. Sonra tekrar yanıma geldi ve şöyle dedi. Sen benden kurtuldun. Ancak senden sonrakiler benden kurtulamayacaklar. Bu kıssayla ilgili bir başka hadis-i şerif var. Onu da sizlerle paylaşalım. Bu arada parantez açayım. Buhari ve Müslim'de yer alan hadis-i şeriflerdir bunlar. Zaten İhya'da geçen kıssaları paylaşıyorum. Şöyle buyuruyor. Vallahi ben sizin için fakirlikten korkmuyorum. Ancak ben sizden öncekilere serildiği gibi dünyanın size serilmesinden korkuyorum. Dünya size serilir de ne olur? O dünyayı, yani dünyalığı elde etmek için yarışıp durursunuz da, o dünya sizden öncekileri helak ettiği gibi sizi de helak eder. Dünya sevgisi bütün hataların başıdır. Değerli kardeşlerim, elbette bizden istenen dünyayı tamamen terk etmek, insanlarla iletişim halinde olmamak, çalışmamak, uğraşmamak, tebliğ için ter dökmemek, hastaysak doktora gitmemek veya araba almamak,
imkanın varsa ev almamak değildir. Bizden istenen, dünya sevgisini kalpten çıkarmaktır. Dünyada yaşayabileceğimiz, çoluğumuzu çocuğumuzu geçindirebileceğimiz, rızkımızı kovalayacağımız bir meşgalemiz olacak. Hastaysak doktora gideceğiz. Bir müşkülümüz varsa mahkemeye gideceğiz. Lakin dünya sevgisi kalpten çıkmalı. Bunu Allah dostları uzun uzun uğraşlar sonrasında başarabilmişler. Zaten bu konu o kadar aşikar ortada ki, hiçbir şeyden neredeyse memnun olmaz halde yaşıyoruz. Dünya sevgisini bizden daha iyi bilen bir ümmet var mıdır? Ne kadar yamulduk, ne kadar şöyle eğilecek, doğrulacak, ayağa kaldıracak, böyle dik tutacak bir başımızın kalmadığını, o belimizin olmadığını artık biliyoruz. Ona ağam, buna paşam, peki efendim, peki müdürüm, peki efendim, bakanım, başbakanım, muhtarım, bir yerde bir işverendir, sayın müdürüm. Biz dünya için, dünyada alacağımız menfaatler peşinde koşan, maalesef ucuzcu insanlarız. Dünya sevgisi, bütün hataların başı oluyor ve o sevgi için insanlar birbirlerini ezercesine daha fazla kazanmak, ondan daha iyi bir konumda olmak, daha lüks bir semtte olmak, daha modern bir telefon almak gibi hevesler içerisinde oluyoruz. Heyhat! Bir gün İsa aleyhisselama şöyle sormuşlar. Demişler ki, ey Allahu Teala'nın peygamberi, biz ne yaparsak Allahu Teala bizi sever. Biz onun hoşnutluğunu kazanmak istiyoruz. İsa aleyhisselam fakir peygamberlerden bir tanesiydi. Ne dedi? Dünyaya buğz edin ki Allahu Teala sizi sevsin. Gerçekten de öyledir. Bakın, etrafınızda bunun örnekleri vardır. Bir insan ne kadar dünyadan uzaklaşmaya başlarsa rızkı o derecede onu kovalıyor ardından. Dünyadan kaçanı dünya kovalıyor ama nimetleri Allahu Teala önümüze seriyor. Bizler ne zaman daha fazla kazanmak, daha iyi bir yaşam, daha mutlu olmak adına dünyalaşıyorsak eğer, ne oluyor? Bir mutsuzluk oluyor. Bugün sanatçı dediğimiz, ünlü dediğimiz insanlar, maddi olarak birçoğumuzun kat katı para kazananlar ve birçoğumuzun hayatını özendiği, imkanlarını edinmek istediği insanlar neden depresyonda? Neden mutsuzlar? Neden intihar ediyorlar? Neden röportajlarında ben hayattan zevk alamıyorum diyorlar? Neden doktorların kapılarını aşındırıyorlar? Demek ki çok paranın olması, çok meşhur olman, bir yerlerde tanıdıklarının olması yetmiyor kardeşim. Çünkü Allahu Teala'nın dininde hak ve gerçek olan tek din İslam'da insan kayırma yok. Kralla dünyadaki kölesi ahirette yan yana. Kadını erkeğiyle yan yana. Çocuğuyla annesi yan yana. Zencisi, beyazı, şusu, busu yan yana. Dünyada belki de o zengin adamın, örneğin işçisi olan, yüzünü bile görmediği o elemanıyla belki onun hakkını yediği için ahirette yan yana olacak, diz dize olacak. Zaten görmüyor muyuz mezarları? Mezarların üzerinde memleketleri genelde yazmaz. Bir Fatiha-i Şerife arzu edilir, ihtiyaçtır. Ne olur bir Fatiha okuyun denir şu ölünün ruhuna. Ne zaman doğmuştur, ne zaman vefat etmiştir,
O yazar. Irkı yazmaz arkadaşlar. Bankadaki hesabı yazmaz. Rahmetli öldü ama siz öldüğüne bakmayın. Şu bankada bilmem ne kadarlık lirası var yazmaz. Şu villada oturuyordu. Öldüğü gün şu villadan aldık yazmaz. Bunlar maalesef dünya sevgisini gösteriyor. Bitirelim uzatmadan. Demek ki yanlış olan neymiş? İslamiyet'in çizdiği çerçeveye, kurallara dikkat etmek suretiyle dünyalığı kullanmak değil. Yanlış değil bu. İslam'ın dışında israf etmek, hava atmak ve ibadetten, taatten geri kalacak derecede dünyaya hastalık derecesinde bağlanmak işte bu. Dünyanın tarifini yapar mısın dediğinde bir Allah dostuna, dünya demiş evladım, seni Allah'tan alıkoyan şeydir. Ona göre bak, böyle. Hazır dünya demişken, Cebrail aleyhisselam bir gün Nuh aleyhisselamla karşılaşıyor. Nuh aleyhisselam 950 yıl yaşamış. Cebrail aleyhisselam Nuh aleyhisselama sormuş. Ey demiş peygamberlerin en uzun ömürlüsü. 950 yıl yaşamış, cevaba bakın şimdi. Dünyayı nasıl buldun deyince diyor ki Nuh aleyhisselam, iki kapısı olan bir ev gibi. Bir kapısından girdim, diğerinden çıktım. Az önce dünya sevgisi diyorduk ya. Ya 950 yıl. Dünya hayatı hele hele Nuh aleyhisselam için böyleyse bizim için çok kısa. Çok çok kısa hatta. Ahiret hayatına nispetle yok hükmünde. Ne demek bu? Ahirette sonsuzluk olduğuna inanıyoruz. Âmennâ ve saddaknâ. Ahiretteki sonsuzluğa göre sonsuz olan bir şey varken, yanında sonu olan, çok uzun olan bir şeyin hükmü kalır mı? O yüzden Allah dostları der ki aslında dünya yok, yok hükmünde. İkisini kıyas etmek bile doğru değil. Yani dünya hayatı mı, ahiret hayatı mı? Çünkü dünyanın bir sonu var. Biz sonsuz bir şeyle karşı karşıya kaldığımız için bunu bilemiyoruz. Ancak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu şöyle anlatmış, hepimizin daha iyi anlayabilmesi için buyurmuşlar ki, dünya ahiretin yanında herhangi birinizin parmağını okyanusa daldırıp çıkarması gibi. O kimse okyanusa parmağını daldırdı, parmağını geri çektiğinde parmağında ne kaldığına baksın. O kadar. Kocaman bir okyanusta bir damlayı indir kaldır. O bile değil deniyor. Kardeşlerim, dünyada ne kadar kaldığımızı kabirden çıktıktan sonra anlayamayacakmışız bile. Bırakın siz dünyayı. Bu dünya öyle de geçecek, böyle de geçecek. Bizim ölçümüz Allah Celle Celaluhu'nun rızası olsun. Bir ara vermezden önce bir kıssa daha sizlerle paylaşalım mı? Mesleme bin Abdülmelik, ölüm döşeğinde yatmakta olan Ömer bin Abdülaziz'e şöyle demiş. Radiyallahu anh. Ey müminlerin emiri! Sen öyle bir şey yaptın ki, senden önceki hiçbir idareci böyle bir şey yapmamıştı. Ne yapmamış sizce? Çocuklarına bir kuruş bir şey bırakmamış. 13 tane çocuğu varmış arkadaşlar. 13 tane. Beni oturtun demiş tam vefat etmeden önce. Oturtmuşlar yatağın üzerine. Daha sonra Mesleme bin Abdülmelik'e o sözleri söyleyen zata demiş ki, kardeşim, çocuklarıma dirhem ve dinar bırakmadığımı söylüyorsun. Şunu iyi bil ki, ben başkasının hakkını onlara vermedim. Onlara ait olan bir hakkı da onlardan engellemedim. Ayrıca benim çocuklarım şu iki kimseden biridir. Bir, buraya lütfen dikkat edelim. Bizim çocuklarımız için de geçerli bir. Benim çocuğum
ya Allah'a itaat eden birisi olacak. Eğer böyle olacaksa zaten ona Allahu Teala yeter. Rızkını arar, koşturur. Çünkü Allah salih kimselerin bakımını üstlenir. Ama 2. Ya benim evladım Allah'a isyan eden birisi olursa, böyle birisi olursa benim paramla daha fazla zina yapacak, içki içecek, küfre girecek. Böyle birisi ise benim evladım, zaten ben onun fakir mi olmuş, zengin mi olmuş, niye üzüleyim ki demiş. O yüzden dünyaya gönderiliş amacımız, bizden sonraki nesile ev, araba, bankada yüklü miktarda para bırakmak değildir. İnsanlık öğretmek, insana yakışır hareketler yapmak, en önemlisi Allahu Teala'ya kulluk etmek, ibadet etmek ve dünyaya gönderiliş amacını araştırmaktır. İnsanın en başta öğrenmesi gereken budur arkadaşlar. Evzai rahimehullah, karşılaştığı İbrahim bin Ethem rahimehullah'ın sırtında bir demet odun olduğunu görmüş ve ona şöyle demiş: "Ey Eba İshak, daha ne zamana kadar seni böyle göreceğim?" Yani anlatmak istiyor ki, hep çalışıp duruyorsun, sen ne zamana kadar böyle çalışmaya devam edeceksin? Devam etmiş: "Senin demiş bir sürü kardeşliğin var. Onlar senin masraflarını seve seve karşılarlar, bakımını üstlenirler. Senin çalışmana lüzum yok ki." Şöyle demiş İbrahim bin Ethem rahimehullah: "Ey Eba Amr, bu konuda ne olur? Beni kendi halime bırak. Çünkü duyduğuma göre, kim rızkını helal yoldan kazanmak için sıkıntılara göğüs gererse, sabrederse, o kişiye cennet vacip olur." Ne güzel. Selam olsun ona. Anlıyoruz ki, insanın geçimini kendi temin etmesi, rızkını ne olursa olsun eve para gitsin değil, helal yoldan kazanması için çalışması gerekiyor. Rızkı kazanabilmek için çalışmak, aynı zamanda insanın günahlarının bağışlanmasına vesile olur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır, Taberani'de geçen bir hadis-i şerifte: "Günahların içinde öyle günahlar vardır ki, onların namaz bağışlatmaz, oruç bağışlatmaz, hac da bağışlatmaz." Allah Allah! Öyle günahlar var ki, ne namaz, ne oruç, ne hac bağışlatmıyor. Onları ancak rızkı helal yoldan kazanmak için çekilen sıkıntılar bağışlatır buyruluyor. Demek ki sağlığı yerinde olan bir insan çalışmalı, kendi rızkını koşturup kendi kazanmalı. Unutmamak lazım ki en hayırlı yiyecek, birinin size ısmarladığı veya misafirlikte yediğiniz değil, bizzat kendinizin çalışarak elde ettiğiniz parayla satın aldığınız, az da olsa miktarı önemli değil, yediğiniz yiyecektir. En lezzetlisi ve en hayırlı yiyeceğiniz. Burada çalışanlar biraz daha iyi dinlesinler şu hadis-i şerifi. Bu da Buhari'de geçiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: "Hiçbir kimse kendi eliyle çalışarak elde ettiği parayla satın aldığı yiyecekten daha hayırlı bir yiyecek yememiştir. Allah'ın peygamberi Davud aleyhisselam bile kendi eliyle kazandığından yerdi. Sırtınızda bir demet odun taşımanız, bir kimseden bir şey istemenizden daha hayırlıdır. Kendisinden bir şey istenilen kimse de istenilen o şeyi ya verir ya da vermez." İsa aleyhisselam
bir gün yolda giderken bir adama rastlamış. Biraz konuşmuşlar, sonra sormuş, ''Ne iş yapıyorsunuz?'' Demiş ki o kişi, ''Ben hiçbir iş yapmıyorum. Kendimi ibadete verdim burada. Sürekli ibadet edip duruyorum.'' ''Peki'' demiş, ''İhtiyaçlarını kim karşılıyor? Yemen lazım, kıyafetten yıkanması lazım. Hepsini'' demiş, ''benim kardeşim yapıyor benim adıma.'' ''Ne?'' demiş İsa aleyhisselam, ''Desene'' demiş, ''Kardeşin, senin yaptığın ibadetlerden de çok ibadet etmekte. Allahu Teala'nın yolunda cihada, savaşa katılmış olanlardan bir kişi bir olay anlatmış, başından geçen bir hadiseyi. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Diyor ki, karşımda çok uzun boylu, iri yarı bir düşman askeri vardı. Onu takip ettim. Öldürmek için saldırmak istedim ancak atım yerinden hiç kıpırdamadı. Olacak ya, ben de geri çekildim. Biraz zaman geçti. O düşman bana yaklaşınca yine ona saldırmak istedim. Atımı yine yerinden kıpırdatamadım. Yine geri çekilmek zorunda kaldım. Onu son defa düşmanın üzerine sürmek isteyince atımı bu sefer benden ürktü. Ben diyor, o zamana kadar atımın böyle bir şey yaptığını hiç görmedim. Ortalık sakinleşti. Savaş bitti. Ben de bir yere geçtim. Üzüntülü bir şekilde oturuyorum. Moralim bozuk. Başım eğik. Ben dedim, o koca düşmanı nasıl elimden kaçırdım? Hem de o kadar mahir olan, hareketli olan atım ilk defa bana böyle bir şey yaptı. Başımı diyor, çadırın direğine dayadım. Bir yandan da atımda başucumda uyuyup kalmışım diyor. Sonra bir rüya gördüm. Rüyamda diyor atım konuştu. Dedi ki bana, o düşmanı öldürmek için 3 defa saldırmak istedin. Ama dün akşam benim için aldığın yemlerin parası sahteydi. Durum böyleyken senin benim üzerimde düşman askerini öldürmen olabilecek bir iş mi demiş. Şimdi sahte para verdiğini bilmeden atına yem alan kişinin durumu bu. Yani o kişi, cihad eden kişi bilerek bu sahte parayı vermemiş. O zamanlarda böyle demirden, sikke denilen, bakırdan veya altından paralar varmış madende. Onların da sahteleri varmış. Düşünün, bilmeden böyle bir yanlışa girişmiş kişi, rüyasında atı konuşuyor. Acaba bir Müslümanı bilerek kandıranların durumu, onların maddi ve manevi zararları nasıl olur? Sahte parayla alınan şey bile insanı etkilerken, acaba haramla, faizle, kumarla, kötü yollardan kazanılan o paralarla evlatlarımıza yedirdiğimiz, içirdiğimiz bunca nimetin etkisi ne olacak? Diyor ki bir alim, bir kuruş diyor, bir kuruş sahte parayı sadaka olarak diyor vermek, 100 kuruş çalmaktan daha büyük bir günahtır. Neden? Hırsızlık kendi başına bir günah ve hırsızlığın yapılmasıyla ne oluyor? Sona eriliyor. Bir adam bir dükkana gitti, hırsızı yaptı. İyi bir şey mi? Elbette değil ama bitti. Lakin o sahte parayı vermek neden daha kötü? Hem kendisinden sonra devam edecek bir kötülüğe vesile oluyor. Sen bana veriyorsun, ben elimden çıkarmak için başkasını kandırıyorum, o onu kandırıyor. Ve o kişi öldükten sonra bile 100 sene geçse, 200 sene geçse, o para yok oluncaya kadar, tedavülden kalkana kadar, o kişinin diğer kaç milyon kişi diyelim ki o parayı kullandı, kandırılmasına vesile oldu, defterine günah yazılmaya devam ediyor. O açıdan
şunu da düşünmeliyiz. Ben öldükten sonra arkasından dua edilecek bir zat mı olacağım? Yoksa iyi ki de öldü, dünya bir pislikten kurtuldu denilen bir kişi mi olacağım? Anlattıklarım, konuştuklarım insanların iyiliğine doğru mu? Yoksa zarar vermek ve fitne unsuru olmak için mi? Diyor ya bir Allah dostu, öldüğü zaman diyor, günahları da kendisiyle beraber ölen kimseye müjdeler olsun diyor. Ne güzel bir ölüm. Sen ölüyorsun, evet ölüm acısını çektin, evet sevdiklerini arkada bıraktın bir müddet, lakin günahların da seninle beraber gitti. Öldükten sonra günahları yıllarca amel defterine işlenmeye devam eden kimseye de yazıklar olsun diyor Allah dostu. Çok affedersin, bir gece kulübü açtın, bir genel ev veya uyuşturucunun satıldığı, fuhuş olan, kumar oynatılan bir yer. Bu senden oğluna geçti. Veya daha da tehlikelisi, yanlış bir itikada mensupsun. Şu an günümüzde maalesef canı sıkılan kişiler eserler yazıyorlar. Kafalar karışıyor. Sosyal medyada hocadan geçilmiyor. Hoca bolluğu var. Ne oluyor peki? Garip garip şeyler söyleniyor. Dinimize uymayan mevzular anlatılıyor. Şimdi düşünün, öyle bir insansınız. Siz yaşarken 1000 kişi sizin yüzünüzden, sebepler alemindeyiz, kötü yola düştü. İtikadı bozuldu. Kötü yoldan kastım bu. Öldünüz. Öldükten sonra eserleriniz kitapçılarda yazılıyor. Şimdi günümüzde yok mu? Bu kadar sapık fırkanın eserlerini yazan, öncülüğünü yapanlar, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme salavat okumak yoktur, kabir ziyareti yoktur diyenler, canı sıkılan her şeyi inkar edenler, Hazreti Ayşe radiyallahu anhuma annemizin Kur'an-ı Kerim'de belirtilen o temizlenmesi, ifk hadisesine rağmen kendisine hakaret edenler, çoktan kemikleri bile un ufak olup gitmedi bir dünyadan ama hala nasıl lanetle anılıyorlar. İşte o yüzden diyorlar ki, öldüğü zaman günahları da kendisiyle beraber ölen kimseye müjdeler olsun. Ölmeden önce yapılan ameller Allahu Teala tarafından, değil mi, meleklerince yazılıyor. Öldükten sonra da dünyadayken kendisinin başlatıp insanların yaptıkları iyi amellerin mükafatının aynısı yazılıyor. Çocuğunuza dikkat ettiniz, dua ettiniz. Dinini, ahiretini, dünyasını, ahlakı vesaire anlattınız. Elinizden geleni yaptınız. Ter döktünüz, koşturdunuz ve efendim muradınız erdiniz diyelim. Hayırlı bir evladımız oldu inşallah. Öldükten sonra arkanızdan hayırlar getirecek o kapanmayan amel defterlerinden bir tanesi olan o karanlık yerde aydınlanmaya vesile olacak şeylerden bir tanesi hayırlı evlattır. Biz de bu kıssadan hissemizi böyle alalım. Hayırlı evlat bırakalım ki bizler ihtiyaç duyduğumuz anda onlardan gelecek hayırlı bir amele karşılık Rabbimizden bir şeyler bekleyebilelim, ümitli olabilelim. Değerli kardeşlerim, geçelim bir başka kıssaya. Adamın biri Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın yanına çıkmış. Mesele bir konuda şahitlik yapmak istiyor. Devlet reisi aynı zamanda kadı, yani hakim. Kim? Halife Hazreti Ömer radıyallahu anh. Ben şahitlik yapmak istiyorum. Hazreti Ömer demiş ki, bana seni tanıyan bir birisini getir bakalım. Adam gitmiş birisini getirmiş. Gelen kişi hayırlı işler yaptığını belirterek
o kişiyi övmeye başlamış. Efendim, ya Ömer, bu adam öyle iyidir, şöyle dürüsttür, böyle güzeldir vesaire. Hazreti Ömer radıyallahu anh tabii çetin ceviz. Ya, kaçın kurası derler ya, tabiri caizse. Demiş ki o adama, sen onun eve girip çıktığından haberin olacak kadar ona yakın mısın? Yani kapı komşun mu veya bir akraban mı? Hayır demiş. Peki demiş, onun iyi ahlaklı birisi olduğu hakkında bilgi sahibi olabilecek kadar uzun bir yolculuğa çıktın mı onunla veya arkadaşlık yaptın mı, çalıştın mı uzun yıllar? Hayır demiş. Peki demiş, onunla ne kadar dindar olduğunu ortaya çıkaran paralı bir alışveriş yaptın mı? Mesela borç verdin, zamanında ödedi mi? Helale, harama riayet ediyorum, bunu gözüne gördün mü? Hayır. Sanıyorum ki demiş Hazreti Ömer radıyallahu anh, sen onu mescitte namaz kılarken gördün. Mırıldanarak Kur'an okurken bazen kafasını kaldırıp bazen indiriyordu. Herhalde bu davranışını gördüğün için kendisini övüyor, onun iyi birisi olduğunu söylemeye çalışıyorsun. Bu dediğim doğru mu demiş, evet demiş. Arkadaşlar basiret, feraset dediğimiz mevzular. Öyleyse git demiş. Çünkü sen bu adamı tanımıyorsun. Bu sefer diğer adama dönmüş, git demiş. Seni tanıyan birisini benim yanıma getir, senin hakkında bilgi sahibi olayım. Bizim hatalarımızdan bir tanesi, geçelim hissemize, İslamiyet'i bir bütün olarak ele almıyor olmamız. Yani İslam ya bir başörtüsü, çarşaf, sakal, cübbe, sarık, efendim takke, kılık kıyafet, evet namaz, birileri için sadece cuma namazı, hele hele maalesef bazı kardeşlerimiz için de saçını kapatmak, örtmek. İslamiyet'i biz bir bütün olarak ele almıyoruz. Bizim dünyada mutsuz olmamızın, huzurumuzun olmamasının ve bunca derde müptela olmamızın, dünyevileşmemizin en büyük sebebi dinimizi bir bütün olarak ele almıyor olmamızdır. Lakin İslam bir bütündür. Yatak odadaki hareketlerine, tavır ve davranışlarından tut, affedersin, lavaboda, helada neler yapıp yapamayacağın belli. Efendim hanım kardeşlerimizin özel günlerinde neler yapıp neler yapamayacağı belli. Neler yiyebiliriz? Nasıl kazanabiliriz? Evlenirken nikahta ne olur? Zekatta kime ne düşer? Yetim malı mevzusu nedir? O kadar açıklamalı, o kadar veciz örnekler vardır ki İslamiyet'te, ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de en büyük mucizesi olan Kur'an-ı Kerim'le beraber sünnet-i seniyeleri vardır. İslamiyet bir bütündür. Evet, ibadet yönü vardır. Yani Rabbimize yapmamız gereken ibadetler vardır. Sonra muamelat yönü vardır. Ne demek bu? Alışveriş, karşılıklı insanlarla ikili ilişkilerimiz var, davranışlar var, ahlaki yönler var. Demek ki biz aynı zamanda, yani ben namaz kılıyorum, örtündüm, sakalımı uzattım, takkem var başımda, bol giyiniyorum mesela işte, şalvarım var, şu derneğe üyeyim, bu partiye oy veriyorum ama şunu yapmıyorum, buna inanmıyorum diyemeyiz. İyi bir Müslüman, iyi bir insan olabilmek için ne kadar kılık kıyafetimize veya ibadetlerimize önem veriyorsak, iyi bir komşu, iyi bir koca, iyi bir eş, hanım, iyi bir eczacı, iyi bir muhtar, iyi bir radyo programcısı, iyi bir tüccar olmamız lazım. Değerli kardeşlerim, bugün kıssaları sizlerle paylaşıyorduk. Bir yandan da kıssaların hisselerini sizlere nakletmeye çalışıyorduk. Vakit biraz azaldı. O yüzden müsaadenizle bir kıssa daha paylaşalım. Ardından yavaş yavaş nihayet erdirelim programımızı. Bugün bir iki kez kendisinden bahsettik. Yine İhya-i Ulumiddin'de geçenlerden bir tanesi.
nefsin tanımını çok iyi yapan bir kıssadır bu. Bunu sizlere hediye etmek isterim. Cüneydi Bağdadi Kuddisesi ruhu, hak dostlarının önde gelenlerinden bir tanesidir. Kendisi anlatıyor şimdi. Bir gün, daha doğrusu geceleyin uykum tutmadı. Virdimi yapmak için kalktım. Bu arada virt neydi? Bazı zikirler yapılır. Belli bir sayısı vardır, belli bir aralığı vardır, yapılacak zamanları vardır. Bir zikir çeşididir bu, bir derstir, ödevdir, öyle düşünün. Ben diyor, virdimi yapmak için kalktım gece. Madem uyuyamıyorum, bir şeyler yapayım. Ancak diyor, her zaman aldığım bir lezzeti alamadım. O gece virdimi yaptım. Uyumak istedim, uyuyamadım. Oturmak istedim, oturamadım, oturmaya gücüm yetmedi. Neyse biraz dışarı çıkayım dedim. Yürüdüm, yürüdüm. Biraz ileride, kıyafetine sarılmış böyle yüzü koyun yatan bir adamla karşılaştım diyor. Gecenin yarısı. Adam benim geldiğimi fark edince, "Ey Ebu'l-Kasım," dedi. "Bu saatte mi gelecektin? Beni bu saate kadar beklettin." Şaşırdı. Şaşırılmaz mı? "Efendim, biz seninle buluşmak için sözleşmemiştik ki," deyince, "Doğru söylüyorsun. Fakat Allahu Teala'dan senin kalbini bana doğru harekete geçirmesini istedim. Böyle bir durum var," demiş. Allah Allah. O da demiş ki, "Bunu başardın. Uyuyamadı, oturamadı. Allahu Teala," demiş, "istediğini yaptı. Buyur, ne istiyorsun benden?" "Sana," demiş, "bir sorum var benim. Şu nefis nefis diyoruz ya, evet. Nefsin hastalığı ne zaman nefs için ilaç olur? Nefsin hastalığı ne zaman nefis için ilaç olur?" Şimdi bizim tabii bu tür sualler karşısında motorumuz artık yağ yakmaya başlıyor. Efendim? Lakin onların zihni kuvveti bizden daha farklı. Ne demiş cevap olarak? "Nefis kendi isteklerine karşı çıktığı zaman ilaç olur," demiş. Adam diyor, "Efendim, bu verdiğim cevap üzerine nefsine döndü ve şöyle dedi. Ey nefsim, duy. Ben sana bu cevabı 7 sefer verdiğim halde sen illa Cüneyd-i Bağdadi'den duymak istedin. İşte Cüneyd konuştu. Cevabı bizzat ondan duydun." Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri şaşırdım diyor. Selamlaştım. "Bir şey istiyor musun benden?" "Hayır." "Gittim," diyor. Arkadaşlar, biz kılık kıyafete çok önem veren ve karşımızdakinin de nerede oturduğuna, cebinde ne kadar parası olduğuna, ırkının ne olduğuna, dünyalık olarak neyinin olduğuna çok dikkat ediyoruz ve ön yargılarımız var. Hiç kimseyi hakir görmemek gerekiyor. Ha, İslamiyet'e muhalif bir davranışı vardır, adam azılı bir İslam düşmanıdır, ayrıdır. Onunla çıkıp da "sen de benim kardeşimsin, ne demek?" diye poz verecek halimiz yok. Ama kimin ne olduğu belli değildir, ancak ahirette belli olur. İşte bunun için büyüklerimiz ne demişler? "Harabat ehline hor bakma şakir, defineye malik nice viraneler var." Ya. "Harabat ehline hor bakma şakir." Bunu YouTube'da Halil İbrahim Sofrası'nda bununla ilgili bir kıssa var. Vaktiniz olursa aratın Halil İbrahim Sofrası sayfasında YouTube'da. "Harabat ehli" diye bir kıssa var orada. 7-8 dakika devam ediyor. Şimdi vakit yok. Oradan takip edebilirsiniz. Yani arkadaşlar, bir virane görsen, virane ne demek? Yoksul, barınacak hali yok, her tarafı dökülmüş, değil mi? Yıkıldı, yıkılacak bir hali var. Sen bir ev görsen diyor, nasıl ki insan böyle müpteladır, biraz daha böyle başı önüne eğiktir vesaire, bir ev görsen aynı o adam gibi
kerpiçten ama bayağı bir eskimiş artık. İçine girmeye korkarsın değil mi? Barınmak istesen giremezsin. İçinde nerede barınacaksın? Her tarafı yıkılmış, dökülmüş. Heh. Ama bilsen ki diyor, o kerpiçten yıkıldı yıkılacak evin altında 2 küp altın var. İşte o ev ne kadar değerli oldu şimdi. İnsanlar da böyledir. Haline, tipine bakarsın diyor. Bundan Allah dostum olacak. Bunun şu hareketine baksana, şu kılığına baksana. Halbuki bilemezsin, o kimse belki de şu hadis-i şerifte bahsedilen kimselerden bir tanesidir. Aman ha! Kimseyi hor görme, tepeden bakma, gönül incitme derler. Müslim'de geçen bir hadis-i şerifte şöyle anlatıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, saçı sakalı dağınık, tozlu, kapılardan kovulan öyle kimseler vardır ki, Allah'a yemin etse, Allah onun yemininin gereğini yerine getirir. Tekrar ediyorum, tarihte bu tür şeyler çok fazla olmuş çünkü, dua etse, Allah'ın izniyle istediği kıyafetler kendisine verilir. Sofralar indirilir. Ama senin benim gibi dünyaya meyletmediği için bizim yaşam kriterlerimize göre çok aşağıda. Bir kez daha tekrarlıyorum. Saçı, sakalı dağınık ve tozlu, kapılardan kovulan öyle kimseler vardır ki Allah'a yemin etse Allah onun yemininin gereğine getirir. Değerli dinleyenlerim, Rabbimiz imtihan gereği bizlere nefis verdi. Nefsin özelliği, bunu en iyi bilen bizleriz değil mi? Kendimize soralım. Nefsin en büyük özelliği ne? Kolay kolay itaat etmemesi. Değil mi? Emri kabul etmemesi. Nerede hata var, yanlış, yapılmaması gereken var, kanun var, onun üzerine gitmek. Kanunsuzluğa gitmek. Nefsin hastalığı budur. Rabbimizin emirlerini yapmak istemez. Namaz çok zor gelir. 40 dereden su getirir. 1001 bahane bulur nefis. Sabaha kalkamıyorum, ilaç kullanıyorum, belim ağrıyor, abdest alamıyorum vesaire. İşte insan sürekli kötülüğü emreden, pislik olan bu nefsini Rabbinin emirlerini yaşamak ve o az önce bahsettim ya size bir yerde geçti, virt demiştik. O zikir vasıtasıyla temizlemediği halde mutlu olamaz. İlaç, kalbini temizlemek, bol bol tevbe istiğfar etmek, Rabbini zikretmek ve fıkıh okumaktır arkadaşlar. Ben erkek olarak bilmem gerekenler ne? Evleneceğim, aile kuracağım, bilmem gerekenler ne? Ben hanımım, benim bilmem gerekenler ne? Ben iş yeri açıyorum, ticarette bilmem gereken farzlar, vacipler, müstehaplar veya haramlar neler? Şüpheliler neler? Ben berberim. Bana düşen neler, bunları öğrenmektir. İnşallah bizler öğrenen ve öğrendikleriyle amel eden insanlardan oluruz. Amin. Efendim geldik bu güzel cuma gününde, artık Eylül ayının da sonlarına yaklaştığımız demde, bu ayın zaten son Kıssadan Hisseler ve Hikayeler programıydı Halil İbrahim sofrasında. İnşallah Ekim ayında da tekrar sizlerle beraber olmak isteriz. Cuma günleri. Sizleri en emin olana emanet ediyorum efendim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.